Bildiğiniz gibi YouTube yeni bir kural çıkardı. Kural şu: YouTube'da geçirdiğiniz süre ne kadar çok olursa buna uygun bir puan kazanıyorsunuz. Yıllık 20 dolara kadar bir ödeme alacaksınız. Birçoğunuz bunu biliyor. Umarım ben de size bir para kazandırmış olurum. Arkadaşlar, şu az önce söylediğim şey tamamıyla yalandı. Fakat biz nasıl oluyor da internette hiç tanımadığımız insanların yalanlarına anında inanabiliyoruz ve anında bu sürü psikolojisine dahil olabiliyoruz? Bunun üzerine konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde benim kullandığım bir haber sayfası var. Yani sahiplerinden biriyim. Bu haber sayfasında biz yalan bir haber üretmek istedik. Tamamen sürü psikolojisini kontrol etmek ve bu videoyu oluşturabilmek için. Haber şu: Hindistan'da kaplanla ilişkiye girmek isteyen kadın kaplan tarafından saldırıya uğradı ve kadın öldü. Paylaştığım anda başka hesaplardan yorum attık. Yorumlarda "vay be, dünyanın sonu geliyor, ben bu haberi zaten okumuştum" gibi yorumlar attığımız için insanların gözünde bunun inandırıcılığı daha yüksek bir seviyeye çıktı. Adolf Hitler'in propaganda bakanı diyor ki, bir yalan ne kadar büyük olursa ona inanan insan sayısı o kadar çok olur. Bu haberi paylaştık, hemen ardından şu haberi paylaştık. Haber şu: Hollanda'da kendi oğluyla sevgili olan kadın mutlu olduğunu ve kimsenin ilişkisine karışmaması gerektiğini söyledi. Bu haberi de Türkiye'deki çok ünlü bir kadın, sabah programı yapan bir kadın Instagram hikayesinde paylaştı ve dedi ki, kıyamet yakındır. Biz ona söylememiştik, haberi o da inandı. Haberi o da inandığı için, o da paylaştığı için, o da sorgulamadığı için ve o kadar takipçili bir kadınla kalkıp "böyle böyle olmuş, yazıklar olsun" deyince uzman yanılgısı. Mesela bütün markalar neden ünlüleri kullanır? Onlar ünlüdür. Onlar aileden biridir. Ve bu kadın da kalkıp bu haber için böyle bir yorum yapınca bizim o sayfamızda yorumlar yağdı. Yorumlarda insanlar işte dünyanın sonunun geldiğini, kıyametin kopacağını, böyle bir şeyin olmaması gerektiğini, buna dava açılması gerektiğini falan anlattılar. Ve biz de zaten Instagram'da açıklama kısmına Hollanda'da bir gazetenin adını verdik. Hollanda'da şu gazetenin yaptığı habere göre dedik, ama kimse de kalkıp o gazetenin o haberine bakmadı. İşte internette insanları sürü psikolojisine sokmak bu kadar kolay. Mesela benim annem çok güzel yemek yapardı normalde, ama tariflerini o kadar bozdu ki, onun sebebi de şu: YouTube'a girmeye başladı ve YouTube'da normal ev kadını yemek videosu çekiyor. Annem onu izlerken diyor ki, "bak bak, biz bunları bilmiyoruz işte, bak neler yapıyor" diyor. Halbuki izlediği kişi bir aşçı değil, bir Arda Türkmen değil, Mehmet Yalçınkaya değil, Hazer Armani değil, değil bunlar değil. Ama uzman yanılgısı. Neden? Çünkü o YouTube'da bir şey anlatıyor. Ben mesela şu an bu videoyu evden çekiyorum. Evden bir şekilde sizinle iletişim sağlıyorum. Biz evlerinden iletişim sağlayan, video çeken insanları bir gazeteciymiş gibi görmemeliyiz. Bir haberi gördüğümüz zaman, arkadaşlar, Türkiye'de iç savaş çıkarmak çok kolay bir şeymiş. Ben bunu iyice anladım, iyice emin oldum. O yüzden sürü psikolojisine katılmayın. Şimdi aynı haber sayfasından bende 4-5 tane olsa ve benim kötü niyetim olsa ve derim ki, Konya'da Suriyeliler insanların evlerini basmaya başladı, halkımıza üzerine ateş açmaya başladılar desem, onlarca insan sokağa dökülüp kan dökebilir. İşte o yüzden böyle konulara dikkat etmek, internette her gördüğümüz habere, her gördüğümüz yoruma katılmamamız gerekir. Bunun doğru olup olmadığını araştırmamız gerekir ve bunun için de Türkiye'de çok güzel yerler var, platformlar var. Bunlardan biri de teyit.org'dur. Haberlerinizi teyit etmeniz lazım. Her gördüğünüz habere sürü psikolojisiyle atlamamanız gerekiyor. Başka insanların yorum yapması o haberin doğru olduğunu göstermiyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.